Ben Muhammed Salman, nickname'im Mini, 18 yaşındayım, 19'a gireceğim bu sene, Temmuz'da. Üniversite 1 öğrencisiyim, Doğuş Üniversitesi grafik ve tasarım okuyorum, 1. sınıf. Royal Bands ekibinde oynuyorum. Şimdi yurt dışında CSGO, Çekmeköy'deysen CSGO. Şimdi 4 yıldır falan CSGO'yu oynuyorum, 1-6 süreci dersek 8 yaşından beri falan oynuyorum. Şans faktörü çok fazla bu şeyde. Çünkü bu Türkiye'de CSGO daha gelişmemişken biz oynuyorduk. Yani bu oyun ilkleri olduğumuz için biz ön plana çıktık. Yani şu anki olduğu gibi çok oyuncu yoktu. Ve biz de iyi oynuyorduk yani. Böyle tutulduk, arkadaşlarımla klan kurduk. Böyle turnuvalara gittik. Böyle bir anda ben parladım aralarından. Çünkü iyiyim ya ondan. Ben aslında çok kötü oynuyorum da bir anda böyle ilham geliyor bana, gaz veriyorlar bana. Gaza geliyorum, çok iyi oynuyorum sonra. İlk en baştan anlatayım. Bizim arkadaşlarla kurduğumuz bir takım vardı. Sonra VG Home diye bir takım kurduk. Gittik, Team Eleven'ı yendik. Sonra beni Team Eleven'a çağırdılar. Ben gitmedim, arkadaşımı bırakmak istemedim. Sonra şey oldu. Zona girdik beraber o takımla. Zona Esports'a girdik. Ondan sonra Supermassive'e geçtim. Sonra Darkbash'e geçtim. Sonra Royal Bandit'e geldim. Ama Royal Bandit'i Darkbash arasında da bir takımda oynadım. Guxen Friends diye. Yabancı bir takım. Royal Bandit'e geçişim ben yabancılarla oynuyordum. Şimdi yabancılar oynarken böyle İngilizce bir İngilizce konuşuyorlar. Beni ses ediyorlar. Bazen ama nük diye bir harita var. Zaten oraya oynayınca ben direkt kanser olurum yani. Anlamıyordum onun söyledikleri bir şey. Sonra Royal Bandits yazdı işte böyle böyle dedi. Biz takım kuruyoruz dedi. Düşünür müsün dedi. Ben de düşünüyorum dedim. Neden olmasın dedim. Düşündük. Konuştuk. Anlaştık. Öyle oldu. Ya Gaming House aslında şöyle çok merak edilecek bir şey değil. Çünkü yani kampa giriyorsun böyle. Hayat çok sıkıcı oluyor. Sadece CS'den ibaret oluyor. Sadece Counter oynuyoruz. Bazen arada bir dışarı çıkabiliyoruz. Onun dışında aslında 5 erkek yan yana olduğun için eğleniyorsun ama bir zamandan sonra yapacak bir şey bulamıyorsun, sıkılıyorsun. Oyun içinde, yani sosyal olarak söyledim bunları, oyun içinde de evde mesela 4 ayda 5 ayda çalıştığın şeyi burada bir ayda halledebiliyorsun. Çünkü yan yanasın, her şey daha kolay oluyor. Veya oyuncular mesela bir tartıştık diyelim, online'dayken bunu çözemezsin ama Gaming House olduğumuz için oturup 5 kişi konuştuğumuzda problemleri halledebiliyoruz. Aslında hiç profesyonel olmayı düşünmüyordum yani. Sadece eğlence için oynuyordum bu oyunu. Çok eğleniyordum. Bütün gün oynuyordum, 10 saat oynuyordum. Sonra baktım takımlar kuruluyor, turnuvalara gidiyor. Dedim arkadaşlarımla bir takım kurayım, turnuvaya gideyim. Gittim işte, böyle bayağı iyi oynadım. Yani sonra takım teklifi geldi bana Zone'dan. Zone diye bir takımdan. Ama bu süreç yaklaşık bayağı sürdü, 3-4 ay falan sürdü. Sonra profesyonel olmak istedim. Sonra oldum da. Evet, o kadro bayağı iyiydik, özenilecek bir kadroydu. Çok eğleniyorduk. Virtus Pro maçında da çok eğlendik aslında. Ne kadar eğlensek de ilk maç bittikten sonra çok mutluyduk. Çünkü onların en iyi haritası Nuke'tü. Biz de Nuke hiç çalışmadık. Öyle bitince herkes mutlu oldu. Güldük, eğlendik. Yenebilirdik, yenemedik. Olmadı. Bir dahaki sefer dedik ama bir dahaki sefer de olmadı. Bence bütün rollerin kendine has bir önemi var. Yani ama en önemli rol tabii ki IGL. Yani sonuçta o sana söylüyor ne yapacağını. Onun oyun okuması gerekiyor. Onun dışında AWP geliyor. Çünkü AP sıkıştığın zaman oyun açabiliyor. Gidip mesela adam vurup oyun açabiliyor, tekrar oyun kurabiliyoruz. Bence o ikisi önemli. Yani bazı roundlar entry flagger önemli, bazı AP önemli. Hepsi önemli ya aslında. Ya aslında şöyle bir VS1'de yenilmez değilim aslında da. Ne bileyim, insanların bir bakış açısı var herhalde. Böyle şey düşünüyorlar. Herkes yeniyor, biz de yener diye düşünüyorlar. Ama ben bir zamanlar çok oynuyordum 1vs1'i. ESL'in turnuvaları vardı, hep onlara giriyordum. Aslında aim olayı değil de onun ayrı bir tecrübesi var 1vs1'in. Böyle karışık aslında ya. Normal maçla 1vs1 çok farklı. Yani yenerse yenilirim ama bilerek yenilmem. Beni heyecanlandırmıyor, biletler pahalı. Gitmeyeceğiz biz. Ama yani Türkiye'ye gelmesi cidden güzel bir şey. Organizasyonların gelişmesi. Türkiye için iyi olacak, federasyonu kurulacak zaten inşallah. İyi olacak yani. Sektör Türkiye'de biraz yavaş gelişiyor. Öncelikle CSGO açısından baktığımda yurt dışına göre çok yavaş gelişiyor. Çok zaman geçti. ESL Türkiye daha yeni geldi Türkiye'ye. Biraz heyecan verdi bize. Oynama hevesimiz arttı. Onun dışında diğer oyunlarda da biraz az gelişmiş bir ülke. Zaten federasyon yeni kuruluyor. 2018 olmuş. Sponsorlar, bu piyasaya dönen zaten sponsorlar. Sponsorlar olmasa yani takım sahibi cebinden para vermek zorunda kalacak ki bunu kimse istemez. Bizim sponsorumuz Asus.
Şu an gayet memnunum verdiği olanaklardan. Ekipman zaten oyunun en başına gelen bir şey. Ekipman olmazsa rahat oynayamazsın, rahat edemezsin. Rahat edemezsen de hiç oynayamazsın, kaybedersin. O yüzden ekipman ilk öncelikli şey. Eskiden olsa bu görüşe katılabiliyordum ama şu an katılmıyorum çünkü çok üst düzey laptoplar üretilebiliyor artık. Benim kullandığım Asus G703 marka laptop, benim ekipmanım bu. İçinde i7-7820HK işlemci var ve aynı zamanda overclock yapılabiliyor. Onu geçtim, içinde ekran kartı 1080, GTX 1080 var. Bunun dışında 144 Hz ekran var. Ayrıca ne kadar oyun oynarsan oyna ısınmıyor. Çok güçlü bir soğutmaya sahip. Mesela benim eskiden bir laptopum vardı. Tuşa basıyordum böyle, okuldan geliyordum eve. Üstümü falan çıkarmıyordum. 10 dakika sırf laptopu açmakla uğraşıyordum. Böyle düğmeye basıyordum, açılmıyordu. Böyle böyle yapıyordum 10 dakika. Baktım yoruluyorum, annemi çağırıyordum. Annem devam ediyordu. Ben üstümü değişiyordum bu arada. Açılıyordu böyle, bütün gün oyun oynuyordum sonra. Bir daha kapatamıyordum laptopu zaten. Elektrikler gittiğinde kapanıyordu bir tek laptop. Adaptörü bozuktu çünkü. Benim anım gibi insanların bir sürü kötü anısı olduğu için laptopla. O yüzden herkes laptop karşıtı oldu. Ama artık teknoloji gelişti. Yani çok yüksek teknolojilerle laptoplar üretildi. Bir de artık eskisi gibi eve sabit kalmıyoruz. Sürekli dışarı çıkmamız gerekebiliyor. Etkinlikler arttı. Oyun gelişti. Sürekli aktif olmamız gerekebiliyor dışarıda. Eğer taşıma problemi çekeceğinizi düşünüyorsanız öyle bir problem yok. Çünkü yanında çantasıyla geliyor. Çok konforlu bir çantası var. Çok rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Yani benim görüşüm, bana soracak olursanız artık tek çağrı masaüstü değil, laptopta da oyun oynayabiliriz. Yani bizim hedeflerimiz her zaman, yani her takım olduğu gibi yavaş yavaş yükselmek, majöre gitmek. Yani bütün takımların hedefi majöre kazanmaktır yani şu ana kadar. Onu yapmak istiyoruz, yıllardır bunu çabalıyoruz. Ama daha erkeniz, çok fazla yıl, yani bir yıl bile olmadı. 6 ay oldu neredeyse. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Gittiği yere kadar. Kişi hedefleri majöre kazanmak işte. Yani bu takımdan olmasa başka takım kazanmak. Yani olarak, öyle.